Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis suluk köfte yemeğimin tarifini paylaşacağım. Yemeğime ilk olarak köftesini yoğurmakla başlıyorum. Suluk köftem için 700 gram yağsız kıyma kullanacağım. 1 su bardağı ince bulgur, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acısız toz biber, 1 çay kaşığı acısız pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Bütün malzemelerimi sırayla koymaya başlıyorum. Son olarak içine 1 çay bardağı ince bulgurumu ekleyip iyice yoğurmaya başlıyorum. İçin kıymayı iyice yoğurmak çok önemli. Köftenin birbirine tutunması için, açılma yapmaması için en az 10-15 dakika köftemi yoğuruyorum. Sulu köfte yapacağınız zaman kıymanızı mutlaka çektirerek alın. Kasaplarınızdan kıymanızı çektirirken yağsız olmasına dikkat edin. Sulu köftelerinizin açılma yapmaması için kıymanın yağsız olması çok önemli. Köftemi 15-20 dakika kadar yoğurduktan sonra kıymaların birbirine tutunmaya başladı. Buzdolabında bir 20 dakika dinlendiriyorum. Kıymamı buzdolabında dinlendirdikten sonra uygun bir tepsimi biraz unluyorum köftelerimin birbirine yapışmaması için. Sonra küçük bir kaseme su doldurdum. Ara ara elimi bu suya batırarak köftelerime şekil vermeye başlıyorum. Köfteme yuvarlak şekli veriyorum. Siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ara ara elimi suya batırarak köftelerimi yuvarlıyorum. İçine ince bulgur koyduk. Bulgur pişerken şişeceği için köftelerimizi olabildiğince küçük yapalım. Köftemi yoğururken içine ince bulgur koymuştum. Pişerken şişeceği için köftelerimi çok büyük yapmıyorum. Kıymalarımı elimde yuvarlayarak kıymalarımı şekillendiriyorum. Bütün köftelerimizi aynı büyüklükte yapmaya dikkat edelim. Bütün kıymalarımı yuvarladıktan sonra sulu köfte yemeğimin yapılışına geçiyorum. İlk olarak ocağımın altını yakıyorum. Tencereme 3 yemek kaşığı zeytinyağımı koyuyorum. Yağım ısındıktan sonra sulu köfte yemeğimin daha kıvamlı olması için içine 1 yemek kaşığı un koyup kavurmaya başlıyorum. Un kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavuruyorum. İçine 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyorum.
güzelce kavurduktan sonra yemeğimin içine 2 litre su koyuyorum. Sonra salçalı su karışımına yarım yemek kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Salçalı suyumu kaynayıncaya kadar ara ara karıştırıyorum. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra köftelerimi yavaş yavaş yemeğime ekliyorum. Daha sonra yemeğimi şöyle birkaç kez karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Sulu köftemizi kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra orta ateşe alalım. Sulu köftem kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını orta ateşe alıyorum. Yemeğimi 10 dakika daha orta ateşte kaynatıyorum. Sulu köfte yemeğim pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.